Nekre. Filozof, sosyolog, ekonomist, politik lider, Karl Heinrich Marx. ...13 yaşına kadar evde, 13 yaşından sonra hukuk eğitimi almak için babasının yazdırdığı üniversitede okuyor. Evleniyor ve yokluk çekiyor. Karısı ölünce hastalanıp ardından ölebiliyor. Karşınızda dünyayı değiştirmeye çalışan adam, Karl Marx ve hikayesi. Öyle şeyler söyledi ki heykeli taşlandı, bombalandı, kurşunlandı. Marx'ın ideolojisi dünyaya umut ve çöküş getirecekti. Kendi zamanında Marx'ı harekete geçiren neydi? Sakin bir Alman kasabası Trier'de büyüdü. İnancı yüzünden iş bulamayınca Yahudi olmaktan vazgeçip avukat olabilmek için Hristiyan oldu. Geçim zorluğu çeken ailelerin çocuklarıyla meyhanede içip sarhoş oldu. Kavgalara karıştı. Kavgalar çoğu zaman sınıfsal farklılık yüzünden, yani aristokrat ailelerin çocuklarıyla oluyordu. Karl Marx'ın içinde bulunduğu dar gelirli ailenin çocuklarının aşağılanmasına karşı duran Karl Marx bir gün yüzünde bir bıçak yarasıyla yaşamayı göze alacaktı. Gazeteci oldu. Acıların değişmesi konusunda coşkulu bir enerjiye ve umut veren cümlelere sahipti. Tutkusu ve zekasıyla kendisi gibi düşünmeyenlerin hareketlerini kolayca hallediyordu. Karl Marx kitabın ortasında konuşuyordu. Örneğin, aristokrasiye bir kanun sunamazsınız. Aristokrasi kanunsuzluk oluşumudur. Kimsenin hareketi yanlış yorumlanmaz. Sosyal eşitsizliğe maruz kalanların dertlerini yazmaya başladı. 9 yaşında bir çocuk 15 saat çalıştırılınca ayağa kalktı kalemi. Geçinemeyen şarap bağları sahiplerinin bir bir intihar ettiğine şahit oldu. Gazetesinde bir şiir yayınladı. Bağcılar şarap bağlarını bırakıp ölünce lütfunuz olan şarap artık masalarınızda olmayacak. Her şey kar ile kaplandığında herkes şarkı söylemeyi bırakacak. Marx'ın yazılarına kışkırtma diyen yöneticiler çok rahatsız oldu. Marx'ın gazetesi sonunda kapatıldı. Başına bu kapatılma olayı gelince Karl Marx kendine sordu. Niçin? Hangi fikirlerimden rahatsız oldular? Bunları anlayıp o fikirlerimin üzerine gitmeliyim. Sonunda manifestosunu yazdı. Üretim araçları kullanıcıların ortak olduğu bir sistemle çalışmalı gibi düzen bozucu fikirler vardı. Değişim isteyen yazılar yazmaya başladı. Özgürlüğün sınırlarını zorladı. Sorunun kaynağını açıkladı. Maddi ihtiyaçlarımıza göre düzen kurulmuş. Adı kapitalist ekonomi. Sınır tanımaz zekası ve cesaretiyle İnsanları tek benlikte birleştirmeye çalıştı. Ama çıban sandığı yaralar onu hayatın kaçırılmaz sonuna doğru hızla götürmekteydi. Birçok konuda yanıldı. Dünya çapında tanınmış bir insan olarak yaşamasa da vefatından kısa bir süre sonra bütün dünya onu tanıdı. On binler öldü, yaralandı, ayaklandı. Ardı ardına monarşiler cumhuriyetle tehdit edildi. Herkesin kılavuzu Das Kapital'di. Das Kapital yoğun ve zorlu bir kitap.
ilk basıldığında ilgi görmeyen bu eser daha sonra her dönem en çok satan oldu. Hayatı yokluk ve acılarla geçen Karl Marx, üç çocuğunun vefat etmesine şahit oldu. Kendisi de eşinin ölümünden sonra hastalandı, bir daha asla düzelemedi. 11 kişinin şahit olduğu bir törenle dostu Engels tarafından gömüldü.